Mali'deki isyancıların hükümeti devirmek için başlattığı ayaklanma bütün şiddetiyle devam ediyor. İç savaşa dönen süreç Fransa'nın müdahalesiyle daha da alevlendi. Fransız savaş uçakları isyancılara ait olduğu tespit edilen hedefleri vururken askerler de kara operasyonlarına katılıyor. Ancak Fransa'nın müdahalesi isyancıların hızını kesmiş değil. Zira Diyabali şehrini ele geçiren isyancılar başkent Bamako'ya doğru ilerliyor. This renewed fighting in Mali, particularly central. Çatışmaların şiddetlenmesi dünya kamuoyunu da harekete geçirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Catherine Ashton, Mali'deki sorunu çözmek için yardımcı olacaklarını söyledi. Ülkedeki tehlikeyi giderebilmek ve halkı korumak için Mali ordusuna destek vereceğiz. Bu konuda çevredeki Afrika ülkelerine de sorumluluk düşüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'da 750 olan ülkedeki Fransız askeri sayısının 2500'e çıkarılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Jens Lark ise Malili mültecilerin Nijer, Moritanya ve Burkina Faso'ya ulaştığını ve çatışmaların uzaması halinde mülteci sayısının 100 binleri bulabileceğini söyledi.